Bebeğin kilosu bir sağlık kriteridir, doğru. Her anne adayı işte hayalinde ne vardır? İşte 3 kilonun üzerinde, mümkünse 3 kilo 500'e yakın ve hatta üzerinde bir bebek dünyaya getirmek ki kolay bakılsın. İşte daha ele gelsin. Bu büyük sadece bir yanıltmaca. Çünkü eğer bütün bebekler 2 kilo doğsaydı normalde, o zaman 2 kilo 500'lük bebek ele kolay gelecekti. Yani bu sadece bir ne deniyor işte klişe de olabilir. Yani kolay ele gelsin bir geçerli bir şey değil bence. Anne adayları elbette ki bebeğin kilosunu ciddiye almakta haklılar. Çünkü her düzenli ultrasonografi yaptığımızda hemen bebeğin kilosunu soruyorlar. Ve eğer hoşlarına gitmezse o zaman da diyorlar ki aa işte aynı haftada olan bir arkadaşımın bu kadar kilosu bebeğinin, benim niye böyle? Bebeğim acaba aç mı kaldı? Bebeğimi besleyemedim mi? Hemen bir şey başlar, üzüntü başlar. Halbuki hedef aslında hamilelikteki hedef bebek kilosundan daha ziyade haftayı tamamlamak. Bebek kilosu da önemli. Gelişme geriliği olmasın tabii ki, gelişme geriliği ama bebek kilosunun ufak olmasından, yani birkaç yüz gram az olmasından daha ciddi bir şey. Gelişme geriliği demek bebeğin kilosu beklenenden çok daha az demek. Gebelik.org internet sitesinde aşağıda linki var. Haftalara göre bebeklerin ağırlıkları var. Burada bir ortalama, bu arada hafta hafta gebelikte her haftanın sonunda da var. Burada her gebelik haftası için bir alt sınır var, bir de üst sınır var. Örnek olarak miyadında bebek için alt sınır 2500 gram, üst sınır 4000 gram. Yani arada 1,5 kiloluk bir fark var. Ortalaması 3-300 arası civarında, 3 ile 300 arası, 3-300 arası ama 4 kilo doğan bir bebek de normal kabul ediliyor. 2500 doğan bir bebek de normal kabul edilebiliyor. Demek ki aslında kilo bir kriter ama ilk kriter değil. Bebek miyadında doğduğu zaman, 2500 gram doğduğu zaman da çocuk doktoru tarafından biz ekstra bir şey söylememişsek aynı muameleyi görecek tıbbi anlamda. 4 kilo doğmuşsa da aynı muameleyi görecek. 4 kilonun üzerinde doğmuşsa daha farklı tetkikler yapılacak. 2500'ün altında doğmuşsa daha farklı tetkikler yapılacak. Ama çoğunlukla sonuç değişmeyecek. Bebek genelde sağlıklı oluyor. 4-500 doğunca da sağlıklı oluyor. 2 kiloluk bebek de çoğu zaman sağlıklı oluyor. Burada önemli olan şu. Eğer gelişme geriliğinden şüpheleniyorsak biz belli aralıkları takip ediyoruz. Amniyot sıvısı bebeğin kilosundan daha önemli. Tamam, bebek az kilo alıyor olabilir ama amniyot sıvısı ne alemde? NST, bebeğe giden kan akımının kalitesini gösteren şey. Bu ne alemde? Gerekirse renkli doplerle bebeğin kordon kanındaki akıma bakıyoruz. Bu ne alemde? Dördüncü sırada ancak kilo geliyor. Gelişme geleni takip ederken. Tabii ki kilo alımı önemli ama diyelim ki kilo az aldı. Hemen aa işte bak bir an önce doğumu gerçekleştirelim falan diyor muyuz? Tabii ki demiyoruz. Ama amniyot sıvısı bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi. Amniyot sıvısı eğer azalmaya başlamışsa bebek kilosu da önemli ama amniyot sıvısı azalmaya başlamışsa bu bizim için çok daha sıkı takip ve belli bir seviyenin altına düşmüşse de bebeğin doğumunun gündeme gelmesi demek. Yani bir numaralı kriter bizim için bebeğin kilosu değil asla. Çocuk doktoru için de değil. Çocuk doktoru diyelim ki 2800 doğmuş ve 35. haftada doğmuş bir bebekle uğraşıyor diyelim. Bir de yanında başka bir bebek daha var. 39 haftada doğmuş ama 2500 doğmuş. Hangisine öncelik vermek zorunda? Tek çocuk doktoru. Tabii ki 2800 doğmuş olmasına rağmen daha erken doğduğu için o bebeğe öncelik vermek zorunda. Çünkü biliyor ki diğer bebek zaten artık gelişimini tamamlamış olarak, yani kilo anlamında değil, organ anlamında, işlev anlamında gelişimini tamamlamış olarak dünyaya gelmiş olduğunu varsayıyoruz belli bir haftanın üzerinde. Yani özetle söylemek gerekirse kilo bir kriter ama asla rekabet konusu yapmamak lazım anne adayları arasında.